Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Tayyip Kılıçarslan. Hepiniz yeni bir video hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber tabii ki yine bir liste yapacağız tabii ki de. O da şu an Türkiye'de bu zamana kadar en çok satılmış 20 SUV'u inceleyeceğiz arkadaşlar, ama küçük SUV'ları inceleyeceğiz. Bir öncekinde büyükleri incelemiştik, şimdi küçük SUV'lara bakacağız. Bakalım bu listede hangi araçlar var, bu listede hangi araçlar bulunuyor, tek tek bunlara bakacağız. Bunlar tamamıyla orijinal, yani orijinalinde doğru bilgi olarak size bunu sunacağım. Onun bilgisini vereyim ve tabii ki herkesin ve hatta şunu söyleyeyim, her erkeğin hayali olan bir arabayla videoya giriş yapmak istedim. Bu seferlik böyle olsun dedim. Tabii o da hepimizin gördüğü gibi C63, yani ah lan. Herkesin bir hayali yani şimdi bu araba. Evet, ben çok fazla olayı dağıtmadan konuya girmek istiyorum. İlk araçla başlıyorum arkadaşlar. Şöyle ki listemiz 20. sıradan başlayıp 1. sıraya doğru gidiyor. Yani ben size buradan tek tek 20, 19, 18 diye söylemeyeceğim. Yani inceleyeceğimiz ilk aracımız 20. sıradan başlayacak ve yukarı doğru gidecek arkadaşlar. Böylece listede hangi aralar var hep birlikte görmüş olacağız ve ilk aracımıza geçiyorum. Nissan Juke arkadaşlar, 382 adet satmış sadece. Yani tasarım olarak bakarsanız şu tasarım baya güzel, ben beğendim, hoş. Ama ben çok fazla bu tarz küçük araba sevmiyorum. Jeep Renegade 543 adet satmayı başarmış arkadaşlar. Güzel, kompakt bir SUV. Tabii bunların milyoncuk olduğunu düşünürsek. Neyse, devam edelim. MGZS arkadaşlar 595 adet satarak bu listeye girmeyi başardı. Bu aralar MG'yi çok fazla listelerde görmeye başladık arkadaşlar. Ve ülkemizde de çok fazla tercih edilmeye başlanan bir araç oldu. Benim de genellikle gözüme çarpıyor yani şu an İzmir'de, onun bilgisini vereyim. Suzuki S-Cross arkadaşlar, S-Cross 607 adet satmayı başarmış arkadaşlar. O da bu listede kendine yer buldu. İlla bunların da alıcısı oluyor demek ki arkadaşlar. Şaşırdım yani, Suzuki deyince aklıma hep şey geliyor, böyle büyük arabalar değil de daha küçük arabalar aklıma geldiği için. Yani böyle şaşırtıyor diyebilirim. Hyundai Kona arkadaşlar 635 adet satarak bu listede kendine yer buldu. Hyundai Bayon'un kardeşi gibi duruyor açıkçası. Yani Hyundai Bayon'la Kona bildiğiniz böyle bir tık birbirlerini çok andırıyorlar. Hele ki bu renkle beraber birbirlerini çok fazla ikiz kardeş havası vermiş açıkçası. Suzuki Vitara arkadaşlar, o da 793 adet satarak burası da kendine yer bulmuş. Arabanın tasarımına bakacak olsak güzel, ben beğendim tabii ki de. Kırmızı renk çoğu arabaya gidiyor yani, kırmızı araba siyah şans her zaman uyumu mükemmel oluyor, her arabayı güzel gösterdiğini söyleyebilirim. Seat Arona arkadaşlar 1097 adet satarak listede kendimize yer buldu. Seat'ın Leon'la hayranım ama ve lakin Jeep'lerine hayran falan değilim. Ibiza'dır, Arona'dır, Ateca'dır falan. Ben bunlara pek alışkın değilim. Çok da gözüme çarpmıyor, niye bilmiyorum. Seat deyince aklıma ilk Leon geliyor. Siz de nasıl, yorumlara yazın. Toyota Yaris Cross arkadaşlar. Yani çıkardı ne güzel hoş da niye yani Cross'u Yaris'e yakadın, onu anlamış değilim Toyota. 1307 adet satarak bu listeye girmeye başarmışsın ve güzel. Harit garip bir şekilde satmış ama bana sorarsanız Yaris'in Cross'u olmamalıydı. Yani Ford Puma arkadaşlar 1795 adet satarak Bursa'da kendine yer bulmuş. Yakışıklı, güzel bir araba, hele yeşili muazzam. Ford Fiesta da her zaman yeşil satıyordu, Ford Puma da yeşilden gidiyor gibi gözüküyor. Renault Captur arkadaşlar 2715 adet satarak Bursa'da kendine yer buldu. Ama Renault'un yerinde olsam Captur'u Rize'den çıkartır yerine Kajjar'ı koyardım. Kajjar gibi bir araba varken niye Renault Captur'u devam edersin bilmiyorum. Ama ülkemizdeki fiyat bandından dolayı belki bunu yapmış olabilir diye düşünüyorum. Böyle düşünüyorum. Kia Stonic arkadaşlar, o da 3060 adet satarak bu listede kendine yer bulmayı başardı. Tasarım olarak söyleyecek olursam yani çok beğendiğim bir araba olduğu söylemez. Kia yapan Sportage'dir arkadaşlar. Bir de o Kia neydi lan o araba? V6 mı V? Bir şey vardı bu arabanın. O çok güzeldi bu arada. V6 galiba. O yani Kia deyince Stonic falan bana çok boş geliyor. Bilmiyorum. Siz ne düşünüyorsunuz?
Skoda Kamiq arkadaşlar 3200 kadar satarak burası da kendine yer buldu. Skoda Kamiq zaten çoğu yerde gözüken ve çok bilinen bir araba olduğu için bizim ülkemizde. O yüzden bir şey söylemeye gerek duymuyorum. Volkswagen T-Cross arkadaşlar bu da 3900 adet satarak listede kendine yer buldu. Zaten Volkswagen Tiguan'da Cross'tur, Turok'tur bunlar çok fazla satıyor ve çoğu listede kendine yer buluyor. İnsanlar bu araçlara çok fazla yöneliyor, neden bilmiyorum. Yani ben bu paralara gelene kadar her zaman söylüyorum ve her zaman söyleyeceğim Cupra Formentor almayı tercih ederim. Volkswagen Taygo arkadaşlar bu da 4460 adet satarak burası da kendine yer buldu. Kaptır mı bu ikisini derseniz Kaptur'u tercih ederim. Yani gidin Cupra alın, Fermentor alın daha iyi bundan. Yani baş iş. Citroen C3 Aircross arkadaşlar 4630 kadar satarak bu listede kendine yer buldu. Citroen'in şu her şeyine Aircross eklemesine hayranım. Yok C4 C4 Aircross, yok C5 C5 Cross, yok XC elektrikli, X3 elektrikli, yok C4 elektrikli yani. Her şeyi şey basıyor böyle Aircross'u, elektrikli elektrikli hepsine basıyor tek tek. Hani böyle bütün tuşlara basarak bölüm geçmeye çalışan bir araba gibi, bir araba markası gibi duruyor benim gözümde açıkçası. 4600 adet de güzel bir rakam diyebiliriz. Dacia Sandero ST ve arkadaşlar 4655 adet satarak bu listede kendine yer buldu. Zaten hiçbir şekilde şaşırmadım. Bu listede olması çok normal bir araba. Hani galiba şu an şuraya kadar en normal karşıladığım araba şu an Dacia Sandero ST arkadaşlar. Opel Kronos arkadaşlar bunu da çok normal karşılıyorum. Çok fazla emsali gözüken yani çoğu yerde görebileceğiniz bir araba. 6469 adet satarak bu listede kendine yer buldu. Normal olabilecek bir araba arkadaşlar. Opel Mokka arkadaşlar bu da 6847 adet satarak bu listede kendine yerini buldu. Ki bu da araç yani listede olması gerekenlerden veya hani böyle yadırgamadığım bir araba çok fazla aşina oldum ve bunun yeşili değil ama siyah çift renkli olanı muazzam hayranım o arabaya. Ve tabii ki yani yakın zamanda almak istediğim arabalardan bir tanesi de almak istediğim arabanın rengin aynısı bu arada. Allah neyse Hyundai Bayon arkadaşlar 7880 adet satarak listede kendine yer buldu. Hyundai Bayon ülkemizde çok fazla tercih edilen ve gerçekten de alınabilecek güzel araçlardan bir tanesiydi. Zamanında bu arabalar indirime giriyordu. Alınabilirdi be. Neyse buna bir kalp kırıklığım var. Bu arabaya. Peugeot 2008 arkadaşlar 9454 adet satarak Bursa'da kendine yer buldu. Peugeot'un 508 dışındaki çoğu arabasına ısındığımı söyleyemem. Bir de 408 var bakın. 508 ve 408'ini çok seviyorum ama onun dışındaki çoğu 3008, 2008 bu tür araçlara pek ısınamadım. Neden bilmiyorum ama benim gözümde böyle arkadaşlar onu söyleyebilirim. Ve böylece listemizin de sonuna geldik. Tam 20 araç listeledik arkadaşlar. Burada sizce hangi araç daha fazla satmaydı? Hangi araç daha az satmış? Yani bunların yorumlarını merak ediyorum. Aşağıya yorum olarak yazarsanız çok sevinirim. Eğer bu videoyu beğendiyseniz ve bu tarz içerikleri seviyorsanız aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Ayrıca bana destek olmak için de aşağıdan süper teşekkür tıklayarak bana 20 lira karşılığında destek olabilirsiniz. Eğer hala kanalıma abone değilseniz, bu tarz içerikleri beğeniyor ve kaçırmak istemiyorsanız veya diğer videolarımı göz atmak istiyorsanız aşağıdan ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olabilirsiniz. Ve bunun yanında beni de kendi bütçenizi zorlamadan desteklemek isterseniz de hemen yanındaki katıl butonuna tıklayarak beni kendi bütçenizi sıkmadan destekleyebilirsiniz arkadaşlar. Çok fazla lafı uzatmak istemiyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.